Ramazan, oruç, teravih, infak, zekat, tesbihat, zikir, helal, haram. Bunların hepsi dinle alakalı olduğundan, kıymetli dostlar, biliyorsunuz dinin hükümlerinde temel nokta akıl değildir. Yani aklı olan adama hüküm anlatılır, akıl bali olmayana din yoktur. Ama bu akılla her şeyi bulacaksın. Akıl tamam diyorsa tamam, değilse na tamam demek değildir. Dinin kaynağı vahidir. Vahiy Kur'an'dır. Vahiy Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiğidir. Bu gerçeklere baktığımızda fidye Kur'an-ı Kerim'le işaret edilmiş haktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çerçeveyle bu hak tahakkuk etmektedir. Fidye aynı kefaret gibi balıklamasına dalacağımız bir mevzu değildir. Fakat fidye vermek bir ciddiyettir. İmkanın varsa fidye verirsin, bu da ayrı bir hikmettir. Param yok, zaten fakirim, hiçbir şeyim yok. Fidye vereceksin yoksa vallahi sen haram... imkan ölçüsündedir. Ama şu da değildir. Ya tamam ben tutamıyorum, fidyesini veriyorum kardeşim. Bu larçlık, hani eskilerin tabiriyle lenger endaz, böyle çanak gibi olmanın bir manası yok. Fidyeyi yapamadığın bazı şeylere bir nevi kefaret olsun diye, insanlığa infak olsun diye Allah'ın çizdiği ölçülerde ciddiyet göstermektir. Yani ben ciddiyetle orucumu tutacaktım. Fakat bedenim, sıhhatim buna müsaade etmedi. O zaman ne yapacaksın? Ciddiyetle fidyeni vereceksin. Ne kadarsa veririz ya tarzı adamı dinden eder he. Fidyeyi vermene öyle fidye başından kalsın yani. Sakın öyle bir şey, sakın o şekle girmeyin. Kulluğu bitirir öyle bir tarz. Oruçtaki ciddiyetin, oruca mani olan bir durum olduğunda aynı ciddiyetle telafi etmenin adıdır ve yoludur. Bu fidye senin tercih ettiğin bir yol değildir. Senin tercihin oruçtur. Oruç tutamadığın için sana bir tercih sunulmuştur. Fidye ciddiyetle takip edilmesi gereken bir müessesedir. Orada da bir hikmet vardır. O fidyeyle Allah Teala'nın takdir ettiği bazı rızıklar sadece fidyeyle dağıtılmış olur. Orada da ayrı bir hikmet vardır. O yüzden buna dini hassasiyetle yaklaşılmalı. Mesele herhangi bir yerde çalıştırdığın bir adama veya herhangi bir insana para veriyor, bir şey veriyor havasında olmamalı.